Çok pardon, rahatsız ediyorum sizi ama. Estağfurullah, buyurun. Şimdi siz bu böyle bakıp bakıp not alıyorsunuz ya. Yani siz bu kadar dikkatlice bakmasanız ben bu resimde anlaşılacak bir şey olduğunu bile anlamazdım. O kadar yani. Ciddi misiniz? Bence bu eser tek başına kendini anlatıyor. Ama bence bu eserde tek başına bir tane araba var. Araba tek boyutlu, lastikleri üç boyutlu, farları da fiyonk şeklinde. Ben başka hiçbir şey anlamadım. Anladım. Bence sizin sezgileriniz körelmiş sanırım. Bence bunu yapan adam bütün ahmakları tek tek avlıyor gerçekten. Hadi ya böyle bir manzara olsa, bir portre olsa bilinen mi tamam. Yine tamam değil de hadi tamam diyeceğim eyvallah. Ya bu neyse bak şurada bir tane tablo var. Üç tane kırmızı çizgi çekmiş böyle. 40.000 lira fiyat çekler. Altına da bir avuç talaş koymuş. Neymiş sanatmış da 1.000 lira. Ya bırak Allah aşkına ya. Rica ediyorum. Çıkar mısınız? Bana kalsa ben zaten zil takıp oynaya oynaya çıkacağım da sevgilim içeride geziyor. Mecbur bekliyorum. Rica ediyorum. Gidin lütfen. Gitmiyorum. Babanın tapulu malı mı? Gitmiyorum. Bakar mısınız? Baksınlar bakalım. Beyefendiyi dışarı alabilir miyiz? Rica ediyorum. Urartu Bey, nedir problem? Merhaba. Çok heyecanlıyım ben gerçekten. Sizin eserleriniz. Hayran oldum. Yani o minimal çizgiler ve o asi dışa vurma. Yani nasıl diyeyim böyle... Hiçbir şey demeyin. Rica ediyorum hiçbir şey demeyin. Bana şükranlarınızı sunmak istiyorsanız buradan çıkın gidin. Lütfen rica ediyorum. Bence çıkmayalım. Çünkü bir saniyede 10 kere çok rica ederek bir dünya rekoru kırdık. Kalalım numune bir arkadaş. Bir şeyler öğreniriz belki. Beyefendi lütfen dışarı alalım. Ben çok özür dilerim. Yani niye böyle yaptım? Çok özür dileriz gidelim. Başak niye özür diliyorsun? Sanat katili. İyi ki tekrar karşıma çıkmışsın. Gerçekten mi? Evet. Seni çok iyi tanıdığımı düşünüyordum ama... her gün yeni ve daha güzel bir Pelin tanıyorum ben. Çok da güzel günlerimiz olacak biliyor musun? Öyle hissediyorum. Biliyor musun, yıllardır ertelediğim bir şey yaptım ben. Neymiş o? Çok önemli bir aşçılık yarışması var. Yıllardır hep kendimde bir eksiklik bulur girmezdim. Ona başvurdum. Sinan çok sevindim. Aslında kimseye söylemeyecektim ama... Ve bana söylemek istedim. Peki, yani nasıl bir yarışma bu? Hani nerede yapılıyor, kimler katılıyor? Kazanınca ne oluyor? Anlatacağım, anlatacağım. Yurt dışında yapılıyor. Ama önce Türkiye ayağını geçmek lazım. Şu kadar söyleyeyim. Bildiğin dünyaca ünlü ne kadar şef varsa hepsi bu yarışmada derece almıştır. O kadar önemli bir yarışma yani. Ay çok heyecanlı. Tabii bir de para ödülü var. Hem Türkiye'deki yarışmada hem de büyük yarışmanın sonunda. Tabii onu da kazanırsam hiç fena olmaz. Ceyda'nın hisseleri için aklımda bir şey var derken bunu kastediyordum. Bu kadar eminiz yani kazanacağımıza. Başka şansım yok. İlhan Pelin çok sağlam. Kullandığı parfümlerle harika tatlılar yapmamı sağlıyor.
Ya Başak, ben nereden bileyim adam Urartu kılıçmış? Ya bir kere o kim ki ya? Adama Tarkan muamelesi yapıyorlar o kadar. Bir kere her şeyi geçtim. Eğer eleştiriye açık değilsen bu işi yapmayacaksın arkadaşım. Bu kadar basit yani. Sen adamı eleştirmemişsin ki Bülent. Sen gitmişsin adama demişsin ki farlarınız fiyonk şeklinde. Allah'ım sen bunu nasıl yaptın ya? Başak, adamın farları fiyonk şeklindeydi çünkü. Ben ne yapayım? Tamam, gelmeyiz, bir daha olur biter ya. Sen gitmezsin. Sanatseverler bizim gibiler için mail gruplarına neler diyorlar biliyor musun sen ya? Bir daha beni hiçbir açılışa, sergiye, davete çağırmayacaklar. Ağlamak istiyorum artık. Ne diyorlar Başak? Açılın Hanzolar, 5 dakika sanat yapamayacak mıyız mı diyorlar? Sus! Bana öyle insanlık ayıbı yapmışım gibi şey yapma ya. Ayrıca sanat toplum içindir. Toplumun içindeki sevenleri, ilişkileri ayırmak için değil. Tamam. Tamam, neyse tamam. Tamam, sen de bir gün eskrimden anlamazsın, ödeşiriz yani. Sen eskrim mi biliyorsun? Sen eskrim mi yapıyorsun? Niye daha önce söylemedin? Ya Başak, goy goy yapıyorum. Niye her şeyi atlıyorsun hemen ya? Ben ne anlarım eskrimden? Aa, ilginç bir şey duymaya ver hemen. Bir sakin. Başak. Şimdiye kadar bütün ödemelerini düzenli yapmışlar. Sadece bu borç için ileri bir tarih istemişler. Ne zamana? Yarın. 2 ay müsaade ettik. Yarın ödemeleri gerekiyor. Peki şöyle bir şey yapsak. Yani sanki bu hak onlara hiç verilmemiş olsa. Onlar da ödemeyi geciktirseler. Yani siz de öyle işlem yapsınız. Ne diyorsun Ceyda? Benim bütün hesaplarım bu bankada değil mi? Onları bu bankaya ben getirmedim mi? Evet de. Yani şimdi insanlara böyle bir şey yapmak. Hem çocuk oyuncağı değil bu. Her şey belgelerle yapılmıştır doğal olarak. Çekerim hesabımı. Şaka yapıyorsun değil mi Ceyda? Sence benim şaka yapar gibi bir halim mi var? Kusura bakma ama durumun hiç iyi değil o zaman. Çekerim hesaplarımı diyorum sana. Ne istiyorsan öyle yap Ceyda. Burayı ne sandın sen? Bizi paranı çekmekle tehdit ederek bir şeyler yapacağını mı düşünüyorsun? Seninle de görüşeceğiz. Merhaba Sinan Bey. Merhaba. Akşam 7'de Turgut Bey bekliyor. Sizi ben götüreceğim. Nereden çıktı şimdi bu? Benim işim gücüm var kardeşim. Ayrıca ne bu böyle emir verir gibi? Haklısınız ama Turgut Bey önemli olduğunu söyledi. Lütfen. Yalnız Turgut Bey özellikle Rüzgar Hanım'a bir şey bilmemesini istiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.